Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. Rusya Kiev'i bir kez daha İHA'larla hedef aldı değerli izleyenler. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski batılı ülkelerden hava savunma sistemi göndermelerini istiyor. Gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus ziyaretine çevrildi şimdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev yeni haftaya saldırıların gölgesinde başladı. Rusya kenti gece yarısından sonra herkes uykudayken kamikaze İHA'larla hedef aldı. Enerji altyapısı hasar aldı. Üç bölge karanlığa gömüldü. Aniden bir ses duydum ve hemen bir patlama yaşandı. 3-4 dakika sonra ikinci patlama oldu. Ukrayna ordusu Rusya'nın kullandığı 35 İran yapımı kamikaze İHA'dan 30'unun düşürüldüğünü açıkladı. Sivil yerleşimleri de hedef alan saldırılardan geriye enkaz kaldı. Kievliler yıkımın arasında sağlam kalan eşyalarını aradı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski batılı ülkelere seslendi. Hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı yineledi. Rusya'nın saldırganlığı durdurulmalı. Görevimiz bunun daha hızlı gerçekleşmesini sağlamak. Sizden ülkemize %100 hava kalkanı sağlayacak hava savunma sistemi tedarik etmenizi istiyorum. Bu Rusya'nın saldırılarına karşı atılan en başarılı adım olacaktır. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhny sahadaki son durum hakkında bilgi verdi. Rus güçlerinin Amerikan yapımı HIMARS füzelerinin menzilinin ulaşamadığı mesafeye çekildiğini anlattı. Ve Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin işe yaradığını söyledi. Kritik eşikteyiz uyarısı yaptı. Bahmut'taki muharebe alanı Doğu cephesinde en kilit nokta. Rusya bölgeyi ele geçirmek için tüm gücüyle saldırırken Ukrayna'nın savunma hattı kırılamıyor. Kasaba hala Ukrayna ordusunun kontrolünde. Ve Rusya cephesi, Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı bölgede 4 adet Amerikan radar savar füzesi düşürüldüğünü açıkladı.